olarak 13 transfer yaptık. En son işte Senegal'de geçen yıl Sındırgı'da oynayan futbolcuyu transfer ettik. Barisu'yu. İnşallah hedefimizi gerçekleştiririz. Hepimizin amacı bu. Yani başkanım, bugüne kadar kaç tane transfer ettik sporcu? 13 yeni transferim. Evet. Devamı gelecek mi? Devamı gelmiyor. Bu son transferimiz ama tabii ki hocamızla bu önümüzdeki içinde Eylül'ün ilk haftasında maçlarımız başlayacak. Maçlar başlayana kadar ki antrenmanlarda bir eksiklik görürse yani oraya bir nokta atışı olabilir. Ama onun haricinde şu anda yeterli futbolcumuz var. İşte transferlerle beraber zaten bir 34-35 oyuncumuz var. Tabii ki bunlar en iyileri kalacak. Onun yanında belki bir oyuncu veya iki oyuncu daha ileriki dönemde transfer olur. Peki Kuşadalılar takımımızı ne zaman görecekler? Ne zaman sahaya inecek takımımız? Takımımız kampa şeye gidiyoruz şimdi biz. Onun şeyini yaptırdık, rezervasyonunu. Bozdağ'da döner otelde kalacaklar. 10 gün kampa gidecekler oraya. O da Ağustos'un 5'inde gidecekler. 15'inde dönecekler. Yani 15'inde... 15'inden sonra herhangi bir hazırlık maçları var. Şu anda burada... Milletin merakına gitmiş olacak. Bulunan tek kaynağımız yöneticilerden topladığımız, işte çek alıyoruz, vadeli çek alıyoruz. İmkanı olan nakit olarak veriyor. İşte bir de saha içindeki verdiğimiz bir küçük reklam panolarımız var, bir de büyük var. Reklamlardan bir de yöneticilerden topladığımız parayla transferlerimizi gerçekleştirdik. Yani burada ciddi anlamda transfer yaptık. Yani şu anda rakamı telaffuz etmiyorum ama yani siz 13 futbolcunun bugünkü maliyetinin ne olacağını tahmin edebilirsiniz. İşte önümüzdeki süreçte de ben Uşa'da sağlığımızdan yani bize desteklerini bekliyorum. Şimdi bu süreçte belki internette, Face sayfamızda gördünüz veya görmediniz bilmiyorum. Piyango çekilişimiz var. Bu nedir? Piyango, bu Milli Piyango İdaresi'yle ortaklaşa çekiliş düzenliyoruz. Çekilişin tarihi 9 Eylül. Ama bu tabii resmi iznimizi henüz alamadık. O yüzden çok fazla reklam yapamıyoruz. Sadece Face'te yani çekiliş olursa koyacağımız ikramiyeleri yapabiliyoruz. Pazartesi günü yönetim kurulu üyemiz avukat Volkan Bey ile beraber Milli Piyango İdaresi'ne gideceğiz. Topladığımız hibe artı kulüp olarak yöneticilerimizin aldığı işte bir takım hediyeler, işte buzdolabı, televizyon, araba, mobilya, bütün listelerini yapıp Milli Piyango İdaresi'ne gideceğiz. Onlar da onun hesaplamasını yapacaklar. Tutan rakam örneğin 100 bin liralık bir hediye faturasını, proforma faturasını onlara götürdüğümüzde onlar da bizden teminat isteyecekler o kadar. 100 bin liralık teminat veya oraya 100 bin liralık Milli Piyango İdaresi'ne parayı yatıracağız. Ondan sonraki süreçte Milli Piyango İdaresi bize biletleri örneğini verecek. Biz o biletleri basacağız. Ondan sonra halkımıza da başkanım, sizin de belirttiğiniz gibi, pardon evet, özür dilerim. Sizin de belirttiğiniz gibi herhangi bir resmiyet kazanmamasına rağmen halkımızın duyarlılığı çok, bu son evet derece biz de sosyal evet, ondan takip çok ediyoruz. Memnunuz. Buradan da kanalımız vasıtasıyla diğer katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımıza çağrıda bulunalım. Evet, ya çok iyi olur. Biz şimdi öncelikle samimi olduğumuz, tanıdığımız esnafla görüşüyoruz. Bugüne kadar hiç kimseden olumsuz bir cevap almadık. Yani önümüzde bir haftalık daha bir süreç var. O süreçte bütün esnafımıza yani müracaatta bulunacağız. Gönlünden ne koparsa herkesin kendi yaptığı işin şeyin mahiyetinde bize yardımcı oluyor. Yani bugüne kadar olumsuz bir şey almadık. Halkımız gerçekten duyarlı. İnternette ben Face'te de görüyorum hemen bilet satışları ne zaman diye sürekli soruyorlar. İnşallah Milli Piyango İdaresi'yle anlaşmamızı yapar isek bayramın birinci günü satışlarımıza başlayacağız. Buradan da halkımıza duyuruyoruz. Büyük bir aksilik olmasa başlarız. Desteklerini bekliyoruz. İnşallah tabii ki olmadı ama başkanımızla yaptığımız görüşmede yani resmi çerçevede ne kadar bir hibe yapılacaksa başkanımız onun sözünü verdi. Yani onu da artık maçlar başladığında o süreçte herhalde meclisten geçirir başkanımız. Orada ne kadar olur rakam bunu tabii ki bilemiyoruz şu an. Bakan Bey'in buradaki ilk transfer imza aşamasındayken bir taahhüdü gibi bir şey var. Evet, Kaymakam Bey'imizin şeyi var, yardımcı
olacağını söyledi inşallah. Herhangi bir para geldi mi kaymakamlıktan şu ana yok, kadar? Yok, hayır yani para gelmedi ama kendisi her şeyimizde yardımcı olacağını söyledi. Kaymakamın taahhütü neydi? 50 milyar, 100 milyar, 200 milyar? Yok, bir herhangi bir rakam telaffuz etmedi kaymakamımız. Yani. Başkanım, geçen sene bir de pilot takım uygulamamız vardı. İşte Yıldız Fener ve Davutlar gibi, bu sene de olacak mı? Aynı şekilde devam edecekler mi? Ya pilot onlar sonucunda bizim ilçemizin takımı. Yıldız Fener ve Davutlar. Şimdi bizim oyuncu şeyimiz çok geniş. Dolayısıyla tabii ki yardımcı olacağız ona. Yani bizim maddi yönden sıkıntımız var ama bunu aşabilirsek hem maddi hem de manevi futbolcu olarak da takımlar çıkacağız. Tamam abi, o galiba çalışmadan daha aynen hepsi burada şu anda. Yani bu da spor okullarından dahil mi? Spor okullar. Spor okullar hiç kimseden para almıyor. Bu da yani ortalama 17-8 tane şeyin hocanın maliyetini çıkarıyordu. Biz bunu da kaldırdık, bunu da kendi kulübün bünyesinde kendimiz ödüyoruz. Peki. Yani bu da Fatih Fukaralı çocuğu da rahatça gelsin, o kesin anlamında düşünemiyorlar. Yani şu anda